için diyorum ki kız geldiği zaman güzel bir şeyler yesin falan. Ya bunu lütfen hani erkek modeli olarak kenara koyabilir miyiz Gökhan'a? Hani ben sana yakışmam ki ne işim var burada falan. Evet. Diyebilir. Öyle olmasa da. Ya, niye gelmiş? Ne münasebet burada ne işi var falan ben de aşkım. Bizim yanımızda olmak istiyor kızcağız, ne yapsın falan dedi. Ben kendime bakıyorum hala çocuk hareketler. Arkadaşlarım da öyle yani çevrede. 68'leri bulabiliyorsan Düzcan çok güzel ama o böyle 73'te Bombay'e geçiyor. Çok seviyorum Cemil'i. Bazen de kıskançlık da oluyor. Ben kıskancım galiba. Samimiyetini bozdun kardeş. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Abone olsunlar, zile bassınlar. Bugünkü sohbeti kaçırmasınlar. Bugün sevgili Gökhan Ünver var. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Buraya geldim daha bir iyi oldum valla. Ya biz seni enerji görünce iyi oluyoruz zaten biliyorsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kafamızın böyle diğer vidalarını oynatmaya bayılıyorsun. Sen benim vidalarımı nasıl çıkarırsın ya? Ya takip ediyorsunuz değil mi? Evet. Sürekli. Evet. Sevindim. Sağ olun, evet, ben de ediyorum. Evet, ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Atlas balığa gelip de tabii ki güzel bir balık yememek olmaz. Çok teşekkür çok ediyoruz güzel. Çok güzel, çok güzel kokuyordu zaten. Geldim ben. Bana niye 3 kişilik? Abi. Laf mı? Protein. Şey mi yemezsen, protein. Yemezsen ben devamını ben yerim. Ben yerim. Ya sizinkine öyle devam ederim yani. Problem herkesinki birbirinin tabağında değil mi gözü? Çok güzel gerçekten. Sizin bir şey var. Bu güzel bir şeye benziyor. Al. Bunu gerçekten, alabiliyor mu kamera kardeş payı seve seve al. Ama gerçekten yani bunu da söyleyince böyle şey gibi oluyor ama iyi bir yer Atlas balık ya. Ben çok seviyorum. Mezelerini, yemeklerini, hepsi her şeyden önce güler yüzlerini. Yok, evet, çok güler yüz deyince bizi güldüren adam. Evet, ama aslında bizi güldürürken de düşündürüyorsun. Vallahi. Ben seni çok severek izliyorum. Zaten senin de aslında hem BKM altyapın hem mühendislik değil mi? Reklam pardon. Reklamcılıktan gelen bir şey var mı bilmiyorum reklamcılıktan gelen tabii de. Olmaz olur vardır mu? Kreatifliğin vardır evet, yani evet. Hani bir olaya bakış açın çok yönlü. Biraz bakış... hedef kitleyi tanıma var diye hissediyorum ben de o reklamcılıktan gelen bir şey var ama. Yani bence mu? Çok başarılı. Peki hani böyle klasik bir soru vardır ya. Buraya da bakıyorum, buradan okudum falan zannetmiyorum. Ben de bakıyorum, hoşuma gidiyor. Gökhan Ünver'i tek kelimeyle tanımak istesek. Niye tek kelime ya? Bir çok tek kelime de çok ya. Zor. Bir çok evet kelime ya. Kur, lütfen. Tek kelime gerçekten basit bir... Hani basit olmak bu arada zordur derler ya. Hani ben aslında böyle tek kelimeyle de çok zor ya. Ama şunu istiyorum. Eğlenmek isteyen bir insan. Hı, diyorum güzel. Kendim için. Yani güzel. Komik mi? Ben kendime göre komik ya da... Bazılarına göre komik. Ama o kadar iddialı değil yani. Aa, çok komiyim, şöyleyim, böyleyim değil. Ama yaşıyorsan biraz eğlenceli yaşayalım, eğlenelim. Hep yani mi öyleydin yani? Mesela hep öyleydim, evet. Ufakken de sınıfta falan sınıfı kaynatanlardan mı? Ya biraz evet. Aslında hani liseden beri... Sinsi kaynatır mıydın yoksa böyle hani böyle ortalıkta mı kaynatırdın? Ortalıkta kaynatıyordum ama son zamanlarda sinsi de kaynatmaya başladım. Ben hep sinsi kaynattığım için. Öyle mi? Hoç sokuyordum içeri cebime. Derste sessizlik oldu, kat diye ses çıkıyordu. Ne oldu ya, kim ne yiyor falan diyordum. Yani hani yapmışlığım var. O kadar değil tabii. Şimdi bizim geçti yok, sosyoloji şey. Hocamdan özür dilerim. Peki nedir yani? Eğleniyorsun sen. Ya eğlenmeyi seviyorum evet. Çünkü güzel bir şey. Ya ciddi insanlar beni yoruyorlar ya. Gerçekten. Evet. Ya bir herhangi bir ortamda böyle kendinden çok ciddi bahsedenler olur ya. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sen yapımcımız da anlatıyor ya böyle. Şunu sattım, bunu sattım. Eğlendiriyor beni o adam yani. O kadar ciddi olmamalıyız diye düşünüyorum hep. Aslında evet, güzel. Her şeyde mizahı görebilmek, her evet, şeyde evet. İşin esprisini görebilmek çok çok keyifli. Evet. Ama tabii ki senin böyle kendi içinde de hit olan videoların var. Var. Yani evet, şey gibi kanalda benim hani var. Kanal logosunun altındaki diziler gibi. Evet. Bir dizi mesela araba dizilerin senin. Araba serisi evet o sevildi bayağı. Ne sevildi. Zaman bu şey oldu? Ben de bu arada yemek için. Ya araba serisi. Aslında böyle çocukluğumdan beri hani böyle bazı çok araba manyağı erkekler vardır ya çok severler şey. Öyle de bir karakterim hiç yok. Hmm. Sadece böyle insanlar işte komşumuzun çocuğu Murat arabası ne ya yani şu marka. Murat'ın karakteri ne? Hep çalışır böyle işte evine para getirir. Her şeyi kendi parasıyla alır falan. Onun markası bu işte. Böyle bir şey oldu kendi kafamda. Ne derler? İnsanları böyle bir ayrıştırdım markalara. Ama o kadar göre. Doğru bir yerden yakaladın ki. Doğru yakalandı ki. Evet evet. Yani ben seyrederken 3-4 kere 5 kere hatta canın sıkıldığında yanlış anlamadım. Bir seyretsem falan oluyorum yani o kadar sevindim, keyifli çok ki. Güzel. Ben de şaşırıyorum böyle insanlar. Mesela bir yerlerde gidiyoruz işte böyle çok pahalı arabalardan da adamları nereye bir selfie çekilelim falan derler. Böyle şaşırıyorum böyle
Tabii abi çekilirim. Trafikte falan. Ne yapıyorsun? Biri yanına geldiğinde. Trafikte hep böyle şeyiz. Hmm. Merhaba falan, merhaba falan. Hmm. O yüzden dışarıda böyle pozitif. Yola çıkışın mı muydu? Yo değildi. Aslında stand-up yapmak için hep böyle stand-up yapmak istiyordum. Hmm. Ya ne yapmamız lazım? Ulan işte biraz takipçi yapmamız lazım bence. Çünkü nereden duyuracaksın adını? Hani insanları davet edeceksin. Sonra öyle videolar çekmeye başladık. Orası tutunca hadi stand-up yapalım. O başladı. Şimdi işte aklımda bir iki bir şey daha var inşallah. Onları yaparsam inşallah. Ama bekliyoruz sizi de gösteriye ne olur. Kesin 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 geleceğim. Bir evladın var, Allah bağışlasın. Amin. İsmi? Alper. Alper. Alper evet. Bakalım o ne olacak ileride. Okuldan karnesi geldi tabii 3,5 yaşında daha karne denmez de. Mizahi yönü çok şey filan. Babam komikçilik yapıyor filan diyor. Komikçilik. Hoşuma gidiyor. Ya ne kadar güzel komikçi değil mi? Çocuk babam dünyası. Komikçilik yapıyor evet. Muhteşem bir şey. Bir de burada senin kıymetin bence tartışılmaz. Bu arada bir tane ısırsa ben çünkü konuşacağım. Öyle sen, mi? Sen yediye konuşacağım. Başlayıp duramazsın. Yok yok dur dur kuyruktan başla. Emre niye güldün? Ben hep kuyruktan başlarım biliyor musun? En lezzetli yeri. Eskiden bak daha kiloluyken ben, bak konudan konu YouTube'da en sevdiğim durum bu. Hep yemeğin en güzelini sonuna saklardım ben. Hani son damağımda kalsın. Şimdi öyle yapmıyorum. En iyisinden başlıyorum. Neden biliyor musun? Meğerse doyuyormuş insan o zaman ya. Öbürünü yiyeceğim diye o sevdiklerini tıkıyorsun içeri. Ben de doyma duygusu olmadığı için bana fark etmiyor. Yani karışık gidiyorum direkt. Ondan. Ne coşuyorum. Güzel, o iştah belki seni böyle mizahçı yapıyor. Belki de engellememek, sadece yönetebilmek lazım. Ya bir de şu vardır ya, evde de yapıyorum ya lanet olsun. Sürekli yemek yapayım. Mesela benim eşim hala çalışıyor, gidiyor işe. Ben de evdeyim, evde çalışıyorum. Şimdi diyorum ki kız geldiği zaman güzel bir şeyler yesin falan. Ya bunu lütfen hani erkek modeli olarak kenara koyabilir miyiz Gökhan'a? Hani arkadaşlarım da bunu yapıyor. Ne olur anlatma diyorlar ya. Anlat. O bizim tarafımızdasın şu an. Anlat yani. Bir de şunu da yapıyorum mesela kız işten gelecek ev dağınık olmasın diye. İşte saat 4-5 gibi bir evi toparlama. O günkü menü. Ama şu değil yani makarna yaptım değil. Doğukan ya Gökhan'a bir YouTube çeksek nasıl erkek olunur diyor. Çekelim mi lütfen? Ya da nasıl olmayın arkadaşlar. Hayır. Erkek yani... Nasıl ev erkeği? Hayır niye canım? Ev erkeği kadına erkek olmak işte yani. Erkek adam karısına, eşine, evet. Hayata destek olan adam. Aslında yani. İnsan olmak. Yani bu evet. Karşı tarafı düşünmek ya. Şimdi ben eminim ki eşim de evde olsaydı o beni düşünür müydü diye düşünüyorum. Düşünür müydü? Düşünür müydü? Neyse Allah'tan düşünürdü. Montaj masası düşünürdü. Elimizde Alişan'a rica ediyoruz. Kesebiliyor değil mi abi? Yok düşünürdü sağ olsun çok düşünüyor ya. Böyle ben bu işe girdikten sonra farkına vardım ki gerçekten yanınızdaki insanın sizi desteklemesi çok önemli. Çok kıymetli bir çünkü şey. Çünkü genelde o ittiriyor beni. En güzel cümleyi söyledin insan olmakla alakalı bir şey. Bir cinsiyetlerin görev tanımları olabilir hayatla ilgili. Evet. Ama bu görevlerde eğer bedensel değilse varoluşsal değilse değişkendir. Yani çok, tabii ki çocuk doğuramazsın. Şey ama doğru. Çocuk doğuramazsın. Yani hani. Evet. Ama bu varoluşsal bir görevdir. Ama doğru. Onun dışında yapabilitelerde insanız biz. Ya artık insanız kimin görevine zaten. Ne düşerse onu yapar. Peki. Bu araba ya küfürsüz araba komedi videoları. Değil mi? Evet küfürsüz o. Hiç içinden geliyor mu? Geliyor. Ne yapıyorsun? Niye geliyor? Aslında çünkü bazen gerçekten bir noktada böyle bir küfür etmek gerçekten de insan böyle sayfalarca anlatmak istediğin derler yani. Tabii tabii. Toteli anlatıyor. Çıkıyor yani anlatıyor ve gerçekten de daha komikleştiriyor onu. Ama şimdi benim gerçekten çocuğum var, eşim var. Çok düzgün bir dışarıdan bakıldığım çok güzel bir hayatım. Çok düzgün bir hayatım var. Girmiyorum. Biraz da işi basite almak oluyor bu defa. Çünkü alıştığınız zaman daha kolay geliyor küfür etmek size. Halbuki ben onu küfür etmeden oraya başka bir kelime koysam nasıl daha komik olur diye çabalayınca o hem beni zinde tutuyor hem de o daha çok hoşuma gidiyor. Mesela geçen gösterim vardı biraz büyük bir yerdeydi. Kastım hiç sıfır küfür gösteriyi bitirdim ve yorumlarda ya ulan küfür etmeden nasıl bu kadar güldürdüm ben de şaşırdım diye yorumlar aldım. Şimdi o da daha değerli geliyor benim gözümde. Ben başka bir yerden bakıyorum. Seninki bakalım. Daha insani, daha zorlayıcı ve daha geliştirici görüyorum. Ben kesinlikle açıkçası evet. Hani beni ahlakçı da diyebilirsiniz. Sizin ne dediğiniz gerçekten çok kıymetli ama yine küfürsüz ve hakaretsiz olduğu anlamında söylüyorum. Bence insan küfürle güldürme dönemini bitirdik biz. O dönem bitti. Olabilir, vardır, ara sıra olabilir ama orada başka bir şey zedeliyorsun. Bir altyapıyı, toplumsal. Evet. İşte bana biraz ahlakçı diyebilirsiniz. Ben de böyleyim, ne yapayım? Yani küfür bana göre kolaya kaçmak. Ben biraz daha zoru seviyorum. Gibi, daha anlatmanın mizahını seviyorum. Evet. Ha hiç mi küfür olmaz? Olabilir, neden olmasın ama hı hı. Bir şeyin yüzdesi çok önemli. Yani evet, hani evet.
küfür olmasa daha iyi bence. Ve doğal bir akıştaysa eğer bazen hani benim de gösterimde böyle %1 bel bir ağzımdan çok ufak bir şey, o da küfür bile sayılmaz belki. O an o aşkla böyle anlatırken bir şey o an ağzınızdan kaçtığınızda zaten o sırıtmıyor yani insanlara o daha tatlı geçiyor ama yapmış olmak için yapınca da zaten o benim de hoşuma gitmiyor. Karşı taraf da onu alıyor bence. Yani onu küfür ettiğin an bak küfürün artık dili bile oldu. Hani tabii, şunu evet, dediğin evet, an evet, evet. Zaten gülüyoruz ama bir komedyenin artık bunun üzerinde de bir şeyler yapıyor olması doğru. lazım. Ama bunu da kullanabilir. Hani ona yine güleriz ama çok değerli bir insan olmuyor karşımdaki o zaman sanki ya. Evet, öyle ama mi? Ama yine çok sevdiğim komedyenler var küfür ediyor. O yüzden pek de böyle konuşurken bir izlemez evet, evet, çekiyorum. Yorum ya. İşte o tercih meselesi. Tercih yani. Meselesi. Hani bayılıyorum. Bazısına da çok yakışır yani. Evet, ona da bir şey diyemezsin. Oluyor diyelim. Yakışıp yakışmamayı ayırayım ama oluyor yani. Gidiyor. Hani evet evet. Bir şey demek istemiyorum ama burada tebrik etmek istedim seni. Teşekkür ederim. Yok çok sağ olun. Kendi hayat bakışım açısından. Sahne programı başlamadan önce sahnede oluyormuşsun. Bu nasıl bir şey ya? Bu bizim işimiz. Tiyatrocuların işidir. Sen niye sahnede oluyorsun? Nasıl sahnede oluyorsun derken tam... Yani ben şöyle anladım. Mesela biz kulise 2 saat önce gideriz ya. Sen de muhtemelen öylesin. Tabii tabii evet evet. Ama sen sahneye çıkıyormuşsun. Tabii. Bu nasıl? Ama çok heyecanlanıyorum zaten biraz. Ya ne yapıyorsun? Sahnede duruyor musun? Prova yapıyorum biraz böyle. Oradaki şuraya bakayım diyorum. Bir de o an böyle aklıma bir şey gelirse insanlar geldi mi o şakayı da yapıyorum. Mesela Ankara'da çıktığımız yerlerde işte böyle... kenarlar, köşelerdeki insanlar daha böyle yayılıyorlar. Mekandan dolayı böyle oturmalı. Ortadakiler tiyatro izleme. İşte orada bir gidince diyor ki aa işte yan taraflar da Ankara pavyonu gibi olmuş. Doğaçlamanı besliyor. Doğaçlamanı besliyor. Orada yaşamak daha önemli çünkü. Çünkü ya ezber bir şeyi şimdi burada ben size anlatsam komik gelmez. Ama şu an aklıma gelmiş gibi olunca daha komik gelir ya. Zaten lezzeti de odur ya. Lezzeti yani böyle olur, en evet. son yemekte de öyledir mesela. Evet. Koklarsın, her şey güzeldir ama bir şey eksik dersin. Evet. İşte o an çıkar, o tarifte yoktur. Tuzu orada belki atarsın. O tarifte yoktur yani. Hani çıkmak lazım ya. Yani evet, sahneye. Evet. Peki. Yaşamak lazım sahneye orada. Sahneye çıkıyorsun ama ye. Ben şimdi konuşacağım. Ya, tamam. Ay, şimdi uzun güzel bir yapmışlar. Şey bulmalıyım değil mi? Güzel tekrar. Değil mi? Bak, Atlas balık. 1900 kaçtan bölümünde. Bak gerçekten bölümünde. Ya biraz da bu muhabbeti yapalım. Bak bu da çok güzel. Vereyim mi biraz? Tabağa şöyle patlıcan sever misin? Ya bu mezeleri nasıl alerjim yapıyor? Alerjim var dermişim. Nasıl yapıyor bu insanlar ya? Ya muhteşem çok yapıyorlar. Ilginç. Teşekkür bence ederim. Ustaları çok iyi. Merhaba ustam. Merhaba ustam, hoş geldiniz. Bak bu da şey galiba, tarator mu? Yok yok, şey o. Ne o? Bu fava. Fava. Fava değil, fava hiç sevmem. Humus. Fava, humus. Bunun pastırmalısı da çok güzel olur. Evet, evet. Yemek izliyorum. Yapıyorum da diyorsun. Çok yapıyorum yemekle maalesef. Komediyi hiç birleştirmeyi düşünüyor musun? Çok düşünüyorum bazen. Yapsana, çok yakışır sana. Yapayım mı? Yapmak istiyorum bazen. Hatta böyle storylerimde yemek tarifleri vereyim istiyorum. Ya patlıcanları falan. Konuşturup elmaları konuşturabilirsin mesela. Doğru, ben sana yetişmem ki ne işim var burada filan. Evet. Öyle bilir. Olmasa da. Ya aferin. Yapacağım i̇şte ama. İşte bu. Aferin. Öyle, çok güzel. Yani özellikle o evde o yemek yapmak çok zevkli bir şey burada. Hı-hı. Yemek yapmak dünyanın en zevkli şeylerinden biri. Bence temizlik de öyle. Bence sen iştahlısın işte. Hayat iştahın var. İştahlıyız yani da. Yemekte de orada da çıkıyor. Burada da her şey de çıkıyor. Ben ya öyle biraz özenmek lazım ya. Hayatı yaşıyoruz sonuçta. Her akşam da aynı yemeği yemeyelim ya. Biraz o değil televizyondakileri mi? Çok izip yapıyorum ya. Hadi bak sana bir tane daha zar seçtireceğim. Orada bir tane daha al. Bir zar mı seçeceğiz? Bir lokma daha al. Bir lokma daha alayım. Bir lokma daha patlıcana yürüyeyim o zaman. Madem. Nasıl buldun? Seçtim. Nasıl? Çok güzel ya. Hadi bunun komedisini yap. Yapamazsın. Bayılıyorum buna. Yapamam şu an. Yapamazsın. Evet. Çünkü çok güzel. Çünkü o seni senden aldı. Çünkü buna kilitlendim şu buna an ben. Benden. Hayır kırmayın kaçmasın diyorsun bu patlıcan. Hani balık yaparsın. Da pardon balık da çok güzel pişmiş. Güzel değil mi? Evet. Güzel ya bu böyle program gider yani akar. Gider mi diyorsun? Benim konuklar normalde şey yapmıyordu. Ben Atlas balıkta yaptıktan sonra bizi ne zaman çağıracaksın falan dediler. Yani evet oluyor böyle şeyler. Bakalım ne çıktı. Doğukan ve ekibimiz Alişanlar, aa, Remreler, böyle neler, bir şey mi var neler. Şimdi heyecanlandım. Aa, daha sonunda haterlar var hazır mısın? Bu ne ki? Ekşi hazırım. Sözlük sorularımız var. Aa çok zevkliymiş. Zevkli mi? Süper. Sever misin? Hiç yapmamıştım daha önce bunu. Ya tam bunu en sona saklıyorum. Bu çok sevdiğim soru. Anladın değil mi hangisi olduğunu? Para kazandığınız işiniz nedir? Para kazandığım işim şu an gösteriler ve Instagram. Sosyal medya. Abi para var mı bu işte ya? Ben hiç anlamadım. Ya var da ne kadar para var. Şimdi geçen yıl sanki daha iyi vardı. Bu yıl daha az var gibi hissediyorum. Bir de bazen bir dalgalanıyor bu Instagram. Dalgalanıyor, evet, evet. Biraz da şey ya döneme göre işte yılbaşı geliyorsa ona göre daha fazla iletişim yapıyor markalar. Ne zaman karar verdin tamamen bu yöne dönmeye? Ya net bir karar değildi aslında. İşte zaten ben daha yeni işi bıraktım. Reklamcıydım. Hep çalışıyordum. Çalışırken böyle şeyler başladı. Şimdi artık oraya kayınca vakit de yetmiyor tabii. Hani bir yerden vazgeçmek gerekiyor. Ben reklamcılığı biraz ara vereyim dedim. Buraya konsantre olayım dedim.
Birçok insan senin gibi artık kurumsalda özellikle çalışanlar. Doğru, evet, evet. Ben evet. Niye varım bu hayattayı sorguladığında başta bir meslek dalı çıkıyor değil mi? Sorguladın mı özellikle çocuktan sonra ben niye varım? Ya bu çocukta ne var? Ben çocuğun olduğu gece bu işe girmeye karar verdim, biliyor musunuz? O gece de komik şeyler yaşadık da. Ne oldu? Özel değilse tabii. Özel değil ya, gösterilerde bile anlatıyorum, tamam. Şey değil. Artık anlatmıyorum bunu da. Ne oldu? İşim doğuruyordu benim. Evet. Kızcağız biliyorsunuz yani o kıyafetler. Biliyorum, 13 yaşında bir kızım var, çok iyi bilim. Baldızımın pilates hocası geldi. Hı-hı. Yanımızda olmak için sağ olsun. Ama hani pilates için sonuçta hanımefendi hiç 50 kilo falan böyle işte spordan çıkmış. Yani yani. Moral bozsun da bir an önce doğursun diye. Ya eşim bunu görünce öyle bir bozuldu ki böyle bu ne, niye gelmiş? Ne münasebet, burada ne işi var falan. Ben de aşkım işte bizim yanımızda olmak istiyor kızcağız, ne yapsın falan diye. O güzel komik şeyler yaşadık. Duvar senin görümcesi getirmemiş o pilatesçiyi. Bir ömür dinlerdin. Senin ablan o pilatesçiyi getirdi tam ben doğumdayken. Hayır, kızcağız da bizim yanımızda olmak istedi ama o an bilemedi tabii yani. Hmm. Bir de şey yaptı. Hiç merak etme, o kiloları beraber vereceğiz falan diye. Doğum hızlandırdı mı? Hızlandırdı, hızlandırdı işte. İyi Allah aşkına. Belki de bir şey olmuştur. Motivasyon İşe yaradı olmuştur. Yani ters motivasyon olmuştur. Motive olduk ya. Ama gerçekten çocuktan sonra doğru bir karar bence. Çünkü insanın hayatında sorgulayacağı iki dönem var. Evet. Birine daha birine gelmedin. Söyleyeyim mi? Hazır ol. 40 ile 50. 40 ile 50 yaşlar mı? Evet. Hmm. 40'ta da şey diyorsun yani. Hani hayat nereye gidiyor? 50'de de böyle diyorsun. Buraya kadar gidiyor. Şimdi ben kendi yönüme dönüyorum. Dönebildiğin noktaya kadar tabii ki yani. Tabii sorumluluklarından vazgeçmeden. Daha oraya çok var. Ama şu an mesela ben 35 yaşıma geldim. Gerçekten şu muhabbet var ya hani eski bizim babalarımıza, annelerimize baktığımızda adam hakikaten 25 yaşında bakıyorsun. Evet ya. Adammış yani. Aa baba merhaba yani. Ya. Ekmek taşıyor. Evet ya. Ben kendime bakıyorum hala çocuk hareketler. Arkadaşlarım da öyle yani çevremdekilerde. Devir değiştikçe biraz insanların bakış açısı ya da bu enerjisi bitmiyor. Ne oluyor anlamadım. Ben tam tersi düşünüyorum. Bence yazık o insanların çocukluklarını öldürmüşler. Sen bu olmalısın, baba olmalısın. Biz hala çocuğumuzu yaşatıyoruz. Ben yani, ya değil evet, mi yani evet, sen evet. Gökhan'ı alıp gezdiriyorsun çocuğunu mesela. Evet, Gökhan evet. Sana oyuncağın videolar dolduruyor, içerikler dolduruyor. Tabii tabii. Bazen, çocuk Gökhan. Bazen ben çok cıvıtıyorum yani. Öyle mi? Nasıl durduruyorsun kendini orada? Durdurmuyorum ya. Hmm. Eğlenmek güzel çünkü. Güzel, kesinlikle. Peki art direktörlükten stand-up'a geçmek. Evet. Dedi, doğumda başladı dedin ama. Evet, evet. Bunun bu içerikleri ne zaman hazırlıyorsun? Sen gece mi, gündüz mü? Nasıl biliyor musunuz? Oturuyorum, çalışıyorum mesela 2 gün, 3 gün. Hmm. Şöyle bir şey vardı, onu yazıyorum. Böyle bir şey vardı. Tam onları çekeceğiz. Eşimle işte otururken bir aramızda bir tartışma çıkıyor ya da bir şakalaşma oluyor. Aa diyorum bırak yani bunları bırak bunu çekelim diyorum. Çünkü o an ben yaşayınca diyorum ki bunu mutlaka başkaları da yaşamıştır ortak bir nokta. Onu çekiyoruz. Dün mesela şey çektik işte. Ne çektiniz? Bir yerde buluşacağız arkadaşımla. Eşim de tam yanımdaydı. Nerede buluştum? Şu kafe mi bu kafe mi? Ya gidiyorduk ya kızlarla falan sürekli dedim işte eşim böyle bir bana baktı. Ha gitmiyorduk doğru pardon öyle bir şey yoktu falan dedik. Onu çektik mesela o an. O an olunca daha güzel oluyor sanki ya. Evet doğaçlamanın zaten yani doğaçlamanın mizaha katkısını tartışamayız ama. Ve şöyle bir şey, siz de aynısınız, ben de aynıyım. Böyle bir şey geldi bana mesela son dönemde. Güzel oldu. Peki ben ne arabası kullanırdım Gökhan? Yani bu klasik soruyu sormak zorundayım, kusura bakma. Tabii, hani ben bana ne yakıştırırdım? Bakalım. Benim sevdiğim, ya kullandığım vallahi, önemli değil. Kullandığınız hiç önemli değil de ben size bakınca bir Range Rover görüyorum ya. Oo, çok havalıyım ya. Vallahi o kadar gördüm. Havalı mıyım? Çok evet, teşekkür ederim. Evet, yakışırmış size. Ben neyim size. Biliyor musun? Ne? Hazır ol. Hyundai. 73 model Volkswagen Tospa. En sevdiğim. Aa. Ama düz camı da seviyorum. 68 ile 72 arası biliyorsun aa, düz cam. Çok şaşırdım. Ondan sonra 68'leri bulabiliyorsan düz cam çok güzel ama o böyle 73'te Bombay'e geçiyor. Detaylara gel. Ben bu detayları hiç bilmiyorum valla. Geçiyor değil mi Doğukancığım? Doğru biliyorum değil mi? Düz cam. Düz cam kıymetlisi ha. Ama inan Bombeli daha havalı. Evet, şu an peki sizde yok ama duyurulur. Bursa pazarında varsa eğer Bursa'da hani şey. Bursa'da vardır kesin. Vardır kesin isterim yani. Yazan YouTube'a yazabilirsiniz. İşte bizde Volkswagen var elden çıkarmak istiyoruz. 68. Burayı da buna kullanıyor değil mi? Şaka bir yana gerçekten çok seviyorum. O ruhu seviyorum. Beetle'lar vardı bir ara onları da evet, seviyorum. Evet. YouTube'ya artık her şeyi söyleyebiliyoruz. Yani daha yuvarlak. Daha böyle anaç şeyleri seviyorum. Biraz da ruhu olan galiba değil mi? Biraz sen olsan ne olurdu? Var. Şimdi sana bakıyorum. Benim de hiç belli bir tarzım yoktur ha. Şöyle durayım.
Hadi heyecan yaptım söyleyeyim. Böyle sanki böyle hem aile, baba, Tofaş kesinlikle olmalı bir tane. Yok yok. Sen de böyle bir... Güzel gidiyordun yok, zaten. Yok yok. Dur onu söyleyeceğim. Trek mi o? Böyle koskocaman aileyi de içine evet, alan kamyonetler olur ya. Böyle Ford'un, Mitsubishi'nin falan. Volkswagen'in jipleri var böyle büyük. Evet, gidermiş. Kesin. Ama biraz böyle şeydi, dağ tepede böyle hani böyle biraz maceracı. Biraz bu iki şeyden dolayı öyle oldu galiba. Olabilir, aslında. Olabilir. Ama evlenmeden önce çok dağ tepe seven bir insandım da eşim sıfır. Beni kopardı yani, doğadan kopardı eşim. Rahat konuş ya, biz bunları kaydetmeyeceğiz yani. Ne ben rahatım, rahatım, ben onu da söylüyorum, hiç şeyim yoktu. Eşim de sıfır. Aşkım hadi doğaya gidelim. Ben mesela Trabzonludur annem benim. Ay ne güzel. Anlatırım, aşkım bizim köy çok güzel falan. Bana güzelmiş yani. Eşim mesela... Öyle oluyor. Eşler biz de öyle. Yani eşler birbiriyle... Ya benimki de öyle. Bak şimdi annemiz dertleşirmişiz. Ama biz olma meselesinde zaten bu var. Kendinden bir kaybolma var. Ya idare ediyoruz zaten onunla ya. Bütün biraz benden var. Biraz ondan gidiyoruz yani. Aynen öyle. Peki yani, bu tekel videoları durumu ne? Tekel... ya inanın. Bir anlık öyle aklıma geliyor ya. Bir şey vardı biliyor musun? Belgesel izleyen tekelci. Evet evet evet. Aslında sadece onun için yapmış olabilirim belki onu ya, evet. Çünkü hep böyle bakmıyor ya yüzüme yani. Peki hangi dönem seni en çok doğurtuyor? 80'ler mi, 90'lar mı, 2000'ler mi, 60'lar mı? Son dönem değil galiba ya. Değil mi? Hı-hı. Bir dönem böyle yaşadıklarımızın biraz kıymeti olan bir dönem vardı ya. Hı-hı. Kaç, hı-hı. 90 mı, 2000, 2000 başı falan olabilir yani. Senin de bir 90 yani. Oluyor. Evet, evet. Sende 90 oluyor. Onlar daha bir şey geliyor, nedense. Bence de en güzel dönem 90'lar. Bak evet, 80'ler evet. De güzel ama Türk popu 90'lar, 80'lerin Avrupa ve Amerika müzikleri çok güzel bence. 90'lar Türk popu muhteşem. Ya çok böyle eski bir kafa gibi görmek istemiyorum ama ben de böyle düşünüyorum yani. Şimdi ben gelirken de 90'lar açıyorum, dinliyorum çünkü birincisi hepsi birbirinden farklı şarkıları yani. Nazan Öncel var, bambaşka bir kafa. Yani Sertab Erener var, bambaşka bir kafa. O kadar o müziklerin tınıları bile, girişlerinden her şeyi farklı. Klipler çok farklı mesela, çok yaratıcı klipler var. Şu an yok. Bir ay dinliyorsun, tamam bitti. Bitti. Tarkan diye bir şey var yani, böyle geliyor. Tarkan diye bir star var. Ya sabah 9'dan gece 12'ye kadar aynı şarkıyla arabada gezebilir misin? Geziyorduk yani. Hem ruhu güzel, hem işi güzel. Özel bir insan yani. Peki kimle aynı sahnede olmak isterdin? Ya Cem Yılmaz olabilir yani. Çünkü gerçekten çok seviyorum Cem Yılmaz'ı. Bazen de kıskançlık da oluyor. Ben kıskancım galiba. İyi ama bir kıskançlık bu ama ya, kötü bir şey değil yani. Sana. Evet, evet yani. Ona bir şey olsun istemiyorsun. Ben yok, de yok o yani. Oraya hep istiyorum ki o güzel bir şeyler yapsın ve ben izleyeyim hep Cemil istiyorum. Hep olsun hani bir oturayım bir masada onu göreyim istiyorum yani. Çünkü bence Cem Yılmaz, Atademirer Türkiye'ye okey. Dünyada birçok zirvelere oynayacak ay, insanlar. Kesinlikle. 2,5-3 saat gösteri yapan son insanlar. Son şeyinde bunlar. De Cem Atay'a çok şey ya, yapmış. Evet, evet, evet. Çok gitmiş yani. O bile onların ne kadar esnek, ne kadar dünya bakışlarının güzel olduğunu ben gösteriyor. Ben bu stand-up yapacağım dediğim zaman arkadaşlarım bana sürekli Cem Yılmaz'ın videosunu atıp istersen şu adamı bir bak da hani ondan sonra oğlum atmayın moralim bozuluyor bunu görünce yapamam yani. Kayınpederim de sürekli şey. Kanal D'de Ata Demirer var, bir aç izle falan. Ya ata, tamam baba. Ata bir de başka bir, yani Cem Yılmaz'da da o var. Cem Yılmaz'ın İngilizce taklit etmesi, şey ama Ata'nın sesini kullanması, hani o böyle şarkılar söylemesi. Ya yetenek, her şeyi yetenek her şeyi yani yetenek işte. Yani ama bence sen de öylesin ve yaşın da küçük. Yani çok onlar, küçük değil ama şimdi bak, enerjim var. Beni Ata patlatırmış ya da Cem. Yani onlar senin abilerin. Şimdi tabii sen abilerimiz de ablaksın ya. Yani. Ya abilerimiz. Ya biz onlardan gördük. Ben de ablanızım canım deyip dengeleyim değil mi? Oh rahatladım. Biz onlardan gördük tabii. Onlardan öğrendik aslında. Böyle şeylerin olduğunu onlardan gördük. O yüzden çok seviyoruz. Paylaşıyoruz da. Yeri geldi mi eleştirmiyoruz bile. Peki bir şey söyleyeceğim. Devam ediyoruz. Bir gün bir Cem Yılmaz ya da Ata Demirel gibi böyle büyük ya da Yılmaz gibi Yılmaz Erdoğan gibi büyük. Yılmaz hocamıza sevgiler, BKM'den daha göremedik çocukluk ama. Çocukluk arkadaşım, çok severim Yılmaz'ı, canım benim. Onu da davet ettim ama çok haklı. Açıcım uzakta yaşıyorum dedi, gelirsem neden olmasın dedi, demesi yeter sağ olsun. Dolayısıyla yani olsan mesela nasıl çevirirsin hayatı? Mesela bu videolara devam eder misin, bu içeriklere? Sadece sahneye mi dönersin? Ederim. Video çekmeyi asla bırakmam. Sürekli burayı güncel tutarım çünkü burada güzel bir şey oluyor ya yani insanlarla paylaşıyorsun sürekli. Ben zaten anlamıyorum yani. Gerçi tercih meselesi. Şimdi yoğunlaşınca tabii hani yoğunlarsa o insanlar ya da sosyal medyaya bizim kadar düşkün değillerse şey değil, yapmayabiliyorlar. Ama ben hani
mesela film çekiyorsam onun setinde de bir eğlenceli bir şeyler paylaşmak isterim sürekli ya. Biraz da dönem dönem ya hani işte atıyorum bizden önceki dönemler bu kadar sosyal medyaya düşkün değiller. Biz biraz düşkünüz. Bizim altımızdakiler çok çılgınca. Düşün. Çünkü bazen beni görüyorlar. Abi şu kadar takipçim var filan. Ben o kadar umurumda değil hani. Onun kadar umurumda değil. O kadar da büyütmeyin çocuklar falan demek istiyorsun. Yani seni övüyorlar. Şimdi ben seni ne yapacağım? Gömecek misiniz? Estağfurullah. Estağfurullah da. Gömün gömün. Gömme demeyelim de. Abi gerçeği çok iyi başlamıştı. Yani aklına takılmış insanların bu sorular. Aa tamam süper. Yazmışlar. İçinden başka bir şey çıkıyor değil mi böyle? Klasik Y kuşağı işte. İşi gücü dalga. Çok iyi. Y kuşağı almak mı? İşimiz gücümüz dalga olmaz. Öyle mi? Evet evet. Öyle değil olmaz mi? Zaten ya. Nasıl? Nasıl olmalı? Hayat nasıl olacak ya diğer türlü? Ben de sana katılıyorum bu arada. Yani ilk Y kuşağı ve ilk iş gücü dalga. Ya siz de yani öyle bulmuşsun ki Doğukan ben nasıl ya, sorayım? Ne olur, sorun ya. Ya ne olur sorun ya. Valla benim çok hoşuma gider. Gitmez de ağlarım da sonra. Gider şu an. 12 milyon kez yaptığı espriyi 12 milyon birinci kez yapıyor. Yapın, o evet, kadar. Doğru. Saydınız mı 12 milyon kez yapıyor mu? Doğru haklı. Çok mu yapıyor? Ama niye? Hayır o aslında şunu demek istiyor da. Başkaları da bu şakaları yaptı. Sen bir daha niye yapıyorsun kardeşim demek istiyor ne ama. Ne mesela? Ne? Ne mesela acaba? Ya belki kadın erkek ilişkisiyle ya ilgili bir şey. Ama zaten dünya var olduğundan beri olacak. Aynen yani dünya bitene kadar da olacak. Şimdi Kemal Sunal'ın filmini izlediğinizde şu anda ışık tutmuyor mu? Tutuyor. Ay canım benim. Aynısı tabii. Değil mi? Aynı dertler. Elbette. Farklı yorumlama sadece var bence. Ben böyle zamanlama yorumluyorum. Farklı. Siz öyle evet. Yorumluyorsunuz. Ben farklı bir teknikle çekiyorum. O zaman başka bir şekilde çekilmiş. Ya o an o hoşuma gidiyorsa içinizden geleni yapmak lazım gibi düşünüyordum ya. Peki. Bak bu güzel aslında. Fena değil biliyor musun? Olabilir. Bu o gün zor günündedir. Bak ben de hater açıklıyorum. Hater'ın duygusuna girdim ben. Stand-up gösterisine gittim. Gülmedim ama parayı helal ediyorum. Bak helal ediyorum. Aa etmiş sağ ya. Olsun. Evet. Aslında sosyal medya işi yapıp gösteri yapanların zaten şeyi o ya hani onu takip edenlerin gelme amacı biraz seni görmek, desteklemek. Bazısının hoşuna da gitmeyebilir aslında bence de. Ama diyor ki onu gördüm. Helal ettim. Helal ettim, destek oldum diyor. Güzel, güzel. Şimdi stand-up'la ama şöyle bir şey var. Mesela ben başlayalı 2,5-3 yıl olmuş. Hani 10 yıldır bu işi yapıp 10. yılında patlayan adam var yani. Bu bir süreç. Hı hı. Ve işte pandemi oldu. O kadar çok sahne yapamadık. Hani sahneye çıktığın ilk gün bir Cem Yılmaz olmanı kimse senden bekleyemez zaten. Bu sürekli gelişen bir şey. Hı hı. Geçen hafta gülünene bu hafta gülünmeyebilir. Mesela ilk zaman gelenlerle şu an gelenler çok farklı bir şey izleyebilir. Bu sürekli geliştirmemiz gereken bir şey. Sahne. Hem öyle hem de sen Gökhan Ünver'sin. Cem Yılmaz. Yani herkesin kendi içeriği ve kendi tarzı var. Evet. Kimse kimseyle o anlamda yarışmak ve şey değil. Teyze alabilirsin. Evet. Işık tutabilir sana. Çok başarılı çünkü ama o başka sen başka. Ama ilk sahneleri izleyenler tabii ki daha böyle bir amatör bir şey izliyorlar yani şu an. Hı-hı. Tabii ki daha böyle bir derli toplu, daha bir hitap ediyoruz insanlara falan. Doğaçlamamız mesela çok gelişti insanlarla. Hı-hı. görüşe. Bunu sana sormuş. Videoları izleyip mimik oynatan var mı ya? Ben hiç görmedim. Ha, evet, bu bayağı sinir olan bir tip. Ben çok oynatıyorum, hatta kahkaha atıyorum yani. Şimdi kahkaha atma var. İki, aa ne kadar doğru bir şey demiş ya, bende de böyle olmuştu demiş. İlla her videoda böyle yerlere yatacağız diye bir şey yok. Ya tabii bizim konseptimizin içinde bu hatering yüzleşme soruları olduğu için soruyoruz ama evet, bütün bunlar aslında bizi ileri götüren şeyler. Ben kesinlikle biraz da evet. Meseleye öyle bakıyorum. Demek ki ilgi duyuyor ki sana bir şey yazma ihtiyacı da duyuyor. Evet sağ olsun. Biliyorsun aslında bütün bu hater sorularının altında bir hayranlık gizlidir. Geçen Twitter'da bir çocuk gördüm şey demiş. Ne dedi? İşte keşfetime Gökhan'ı verdiğince sinir krizi geçiriyorum falan diye. Hı-hı. Yani çok basit yani engelle geç. Engelle. Görme yani öyle. Çok ilginç mesela. İlginç. Ama bence bu yolda hani çok güzel ilerliyorsun. Yaş 35 çok genç. İleride oğlundan çok malzeme çıkacak. Evet. Hazır biraz onu da kullanmak lazım ya. Yani ondan gelen malzemeyi çok kullanmak malzeme lazım. Çok malzeme çıkacak evet. Yani. Hani babadan sonra kurulan ilişkiler 7-8 yaşta muhteşem ilişkiler çıkacak. Daha şimdiden böyle yaranamıyoruz ya bir de o çocuklara. Yaranamıyor musun? Ne bileyim öyle hissediyorum ya. Ne yapıyor videoları seyredince?
Aa, hoşuna gidiyor onun artık. Bu aralar çok izliyor. Hmm. Bir de eskiden hiç şey yapamıyordum. Oğlum bir saniye durur musun? Bir video çekeceğim. Hiç durmuyordu. Şu an duruyor böyle, hoşuna gidiyor. Bir daha bakayım baba diyor. Bir daha çek diyor. 6-7'de yönetmenin ne olur zaten? İnşallah, inşallah. İster misin öyle bir şey? İsterim vallahi. Ay inşallah. Çünkü ben bir şeye videoya kilitlendiysem de o an ben o videoyu çekeceğim. Öyle oluyor artık maalesef arkadaş arasında da. Ya Gökhan, zaten dediğim gibi güzel bir alandan başlamışsın. Reklam, o bu. Eminim senin yolun çok çok açık olacaktır. İnşallah. Biz gösteriye geleceğiz. Ya gelin ya, evet istiyorum. Ondan ya. Sonra hem bir gelin bana objektif böyle, aa çok güzeldi yorumunuzu da yapın. Yok, ben sana böyle hater sorularını yazarım, zarfın içine atarım. Kaçarım yani. Sen... Paramıza yazık oldu filan. Yok, onu demem. Sanata verilen her şey helaldir, sahne sanatlarına verilen. Evet. Zaten birine aram etmek falan, biz bunları geçelim. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Bir kere bilet alırsın, ikinciyi almazsın, evet, yani. Evet. Hani... Çok da şey değil ama yolun açık olsun. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Bu kadardı bizim YouTube'umuz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şu an ciddi mi? Misiniz? Ne vardı? Bir soru vardı en sona. Hangisini diyorsun? En son soracağım dedim. Zaten çıkan. Sordum onu. Hangisiydi o? Dur bakayım. Aa, ondan mı? Ay özür dilerim. Hangisi? Çok özür dilerim. Ay yere şu. Düşmüş, evet. Bak. Evet, şimdi sana bir sorum var balığını yerken. Yaptığınız işi, ama bak nezakete bak ekipçe, bizim sorumuzun, yaptığınız işi Mercedes kullanıcısı olarak anlatabilir misiniz? Soruyu yazanın Mercedes'i var galiba. Kendi yok ama kendisi çevre dostudur, elektrikli arabası var. Yaptığımız işi Mercedes anlatabilir misiniz? Kalite asla tesadüf değildir diyorum. Yetiyor mu bu cevap? Yetiyor mu Doğukan? Mercedes bu kadar mı yani? Kalite asla tesadüf değil. Evet, evet. Bu kadar. Bende ne yanlış çıkardım? Mı yorumladım acaba soruyu? Yaptığınız işi, hani ben kaliteliyim, asla tesadüf değil. Ben mesela Mercedes olsam, yaptığım işi anlatırken, konfor ve samimiyet yol almaktan çok daha kıymetlidir. Harikaydı, süperdi. Renault final için anlat. Süperdi. Tofaş gibi anlatayım mı? Tofaş gibi anlat. Samimiyetini bozdun kardeş. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Çok, ben teşekkür ediyorum ya. Yolun açık olsun. Vallahi çok güzel oldu. Şeye de geleceğiz. Lütfen demeye bekliyorum. Instagram'a da arada yorum atarsın. Like yorum. Hepsini like yaparız. Yorum. İşte öyle, bu dünya takip böyle. Takip. Eskiden böyle kapı çalıyorduk, iki limon var mı falan diyorduk. Ona diyorduk ki tencere kazan doğurdu falan. Şimdi böyle like'ı doğuruyor, etkileşme arkadaşlar doğuruyor. Arkadaşlar hep bir yorum yapsanız ayıp değil mi ya? Yani. Ya da şey, yani bu yorumu desteklesene falan yapıyoruz böyle şeyleri. Olacak, olmalı. Sistem bu. Adapte olacağız değil mi? Yapmıyoruz. Yok yapmıyoruz ya. Herkes içinden ne geliyorsa doğal oraya, dediği gibi bunları yazmazlarsa. Yapıyorsun. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Yolun açık ustam olsun. Eşinle, gidin. Ailenle, herkese paketletiyoruz. Efendim çok, bence çok değerli ve yolu çok açık olsun dileklerimizi sunacağımız çok kıymetli bir insan sevgili Gökhan. Kendimizce oyun oynadık, eğlendik, yemek yedik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorum yapmayı unutmayın.